Çekeceksin. Çekeceksin abi. Şöyle bir deney. Şöyle bakayım. Olur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dün köye çıktım eski evim. Bu dolarda, bu soğuk Karadeniz'de olsa hem yaylacılık. Şurada şöyle geçiyor. Bu yol aynen böyle katip katip. Bu dediğim gibi o tarafa yolu çıkıyor. Hmm. Buradan gidiyoruz. Buradan su içerisinde oradan da tarafa. Oradan ikisi birbiriyle bağlı. Tabii birleşiyor. Buraya sadece traktörler iniyor. Kastamonu Üniversitesi, tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmasından kaynaklı bizim Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal hocamızla beraber Araç'ta yer bulunan Fatma'nın oğlu çeşmesine gittik ve oradan suyumuzu içtik. Yaylalarda rotalama çalışması yaparken orada bir çeşme olduğunu fark ettik ve oranın da Fatma'nın oğlu çeşmesi olduğunu keşfettik. O Fatma'nın oğlu denmesinin sebebi ise orada Fatma Hanım yaşayan, oranın yerel halkında yaşayan Fatma Hanım'ın oradan bir su içmesi ve onun anasına orada bir çeşme yapılmasıymış. Bunun rivayetini biz bu şekilde öğrenmiş olduk. Oradaki içtiğimiz suyun berrak ve taze olması ve akar, yani güzel akmasından kaynaklı gayet o güzeldi. Şurada çeşme. Burası Fatma'nın oluğu. Fatma isminden çok ötü. Kastamonu ili Araç ilçesi Yuvalca yaylasındayız. Yayla tam 16 kilometre şehir merkezine uzaklığı. Burada bu yaylanın farklı bir özelliğini daha söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada bir su deposu var. Fatma'nın oluğu diye geçiyor. Yıllar önce yerel halktan bir tane teyzemiz, ninemiz ismi Fatma isminde. O gelip buradan sürekli su içermiş. Bu sudan şifa bulduğunu her yaylaya çıkışta evine de buradan gügümlerle, gukma deriz, gügümlerle alıp evine yayla buradan tam bir kilometre yukarıda kalıyor. Her gün buradan gügümleriyle gelip buradan su alırmış, buradan şifa görülmüş. Yıllar sonra yayla sakinleri buraya su deposu yapmışlar. Üstüne de Fatma'nın oluğu yazıyor. Hemen şurada da bir çeşme yapmışlar. Fatma'nın oluğunun çeşmesi. İçenlerin şifa bulduğu söyleniyor. Biz de her geldiğimizde buradan içmeyi ihmal etmiyoruz. Yaylaların kademeleri var. Otlar yüksel diye başladığı zaman önce ilk aşağı yaylalardan, sonra yüksek ot orada bittiği zaman hayvanlar otluyor. Yüksek rakımlı yaylalara çıkıyorlar. Yaylacılığın kuralı bu arkadaşlar. Önce aşağılardan sonra yüksek yaylalara, rakımdaki yaylalara. Neden? Otlar taze ve daha yeşil olduğundan dolayı. Gel oğlum, faydalıdır gel. Oraya yana hayli öyle çekebilirim dur. İkisinin arasında ikisi şey ya. Dur bak. Ha. Evet, harika bak. Süper. Ha, süper, iki evin arası.